Evet, öyküsel terapiden sonra çözüm odaklı terapiyle devam ediyoruz. Kuramsal olarak soru gelebilir çözüm odaklı terapiden, tekniklerden de gelebilir. Şimdi ilk tekniğimiz arkadaşlar derecelendirme sonuçları, aslında danışanların değişen deneyimlerini anlamak için kullandığımız bir yöntem. Genellikle şöyle yapıyoruz, 0 ile 10 arasında bir ölçek kullanıyoruz. Danışan terapiye ilk geldiği an, mesela işte ne bileyim 0 ile 10 arasında bir şey veriyor ve danışan şu anki durumuna acaba kaç puan verirsiniz dediğimizde buna göre bir puan ortaya koyması gerekiyor diyoruz. Haliyle de terapistle birlikte acaba ilerleme var mı, ilerleme yok mu, kendini nasıl puanlıyor, bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Mucize soruları mutlaka duymuşsunuzdur. Soru şu, eğer bir mucize olsaydı ve yaşadığın problem gece uyuduğunda çözülüverseydi, bu sorunun çözüldüğünü nasıl anlardın ve değişen ne olurdu? Mucize sorulardan kastettiğimiz şey bu. Çözüm odaklı terapide en çok kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Danışanın gerçekten hedef koymasını sağlayan yöntemlerden de bir tanesi. İstisnai sorular, danışanın problem yaşamadığı zamanlara odaklanmayı sağlayan tekniklerdir diyoruz. Eğer mucize soruyu kullandıysanız, mucize soruyu kullandıktan sonra bunu da kullanabilirsiniz diye düşünüyoruz. Mantık şu, bu problemin olmadığı, yani kısmen de olsa bir mucizenin gerçekleştiği bir andan bahsedebilir misiniz? Dolayısıyla da danışanın geçmişinde de başarılı olduğu, kendisine doğru hedefler koyduğu, doğru kazanımlar elde ettiği zamanları ortaya çıkartmak amaçlanır. İltifatlar, danışana işte bazen ne yapıyoruz, hani tavsiye, övgü, cesaret gibi, gerçekten bu konuda iyi bir iş çıkardın, bu kadar kısa bir zamanda gerçekten çok iyi bir performans gösterdin gibi ifadeleri kullanmaktır. Sürpriz yapma, amaç danışanın eşine, genelde de aile terapilerinde kullanılan bir şey bu, eşiyle olan sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kullanılan bir yöntem. İlla eş değil ama hani anne, baba, kardeş, eş, çocuk gibi de olabilir yani. Danışanlara şu önergeyi veriyoruz. Şu andan başlayarak bir sonraki görüşmemize kadar eşinize ve çocuklarınıza en az 2 sürpriz yapmayı düşünün. Sürprizin ne olduğunu söylemeyin. Eşinizin ve çocuklarınızın görevi sürprizin ne olduğunu bulmak olacak. Bir sonraki görüşmemizde bu sürprizleri birlikte ele alacağız diyoruz. Şimdi sürpriz genelde böyle somut bir hediye olmamalı. Bir davranış olmasına da dikkat etmek gerekir diyoruz. Dışsallaştırma, aslında biz bunu konuştuk daha önceden de. Problemle özdeşim kurmayıp problemi kendimizin dışına koymaktır. Mesela ben çok kaygılı bir insanım dediğimde kaygımla özdeşim kurmuş oluyorum. Ama kaygı beni zaman zaman etkiliyor dediğimde kaygıyı kendi dışıma almış oluyorum. İşte bahsettikleri nokta bu. Problemi normalleştirme, yani şundan bahsediyoruz. Danışanın var olan problemlerini daha normal kriterlerde değerlendirmektir. Pek çok danışan yaşadığı olayın ve durumun tamamıyla patolojik olduğunu ve gerçekten diğer insanlar gibi normal davranamadığını düşünme eğilimine giriyorlar. Bu da bir sıkıntı. Peki biz burada ne yapıyoruz? Aslında mesela öfke duygusu başkalarının da gösterebileceği bir tepkidir dediğimizde biz bunun daha normal boyutlara alındığını görebiliriz. Ya da mesela çocuğuyla alakalı, çocuk okula gitmiyor diyelim. Çocuğunun okula devam etmemesi nedeniyle öfke duyan bir danışana aslında bu öfkesinin de gayet normal ve sağlıklı olduğunu anlatmak danışanın iyileşmesine katkı sağlayan bir süreç. Bazı şeyler, yani her duygu işlevseldir ya. Bazı duygularımız sağlıklıdır. Yani öfkenin de size anlattığı bir şey vardır. Kaygının da size anlattığı bir şey vardır. Üzüntünün de anlattığı bir şey vardır. Aynı şekilde neşenin de anlattığı bir şey vardır. Bunları anlamak ve algılamak gerekiyor. Yaz okuyak. Bu bana şeyi hatırlatır hep. Tarkan'ın bir şarkısı var ya. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları falan. Danışanın İçinde biriktirdiği şeyleri bir mektup haline getirip yazması
sesli bir şekilde okuması sonra da o yazdıkların hepsini yakıp rahatlamasına dayanıyor. Biraz ritüel yani, öyle söyleyeyim. Ama tehlike şu, danışan bu mektubu o kişiye gönderirse işte ondan sonra sıkıntı yaşanabilir yani. İlk seansta verilen görev, danışana ev ödevleri vermekten bahsediyoruz. Yani nedir? Danışana diyoruz ki bir sonraki seansa kadar aile ilişkilerini, ev ilişkilerini, dışarıdaki ilişkilerini biraz gözlemle bakalım, neler görüyorsun gibi ifadeleri kullanıyoruz ve sonra da bunları danışanın bütün o hayatla alakalı planlarını, gelecek tasarımını bir sonraki seansta konuşuyoruz. Problem ne? Danışanın terapiye gelme sebepleri. Başka bir yöntem, farklı bir şey yapma. Farklı çözümler denendiğinde sorunun üstesinden gelinebileceğini vurgulamaktır. Yani bir laf var ya, çok klişedir ama hep aynı şeyleri yaparsan hep aynı sonucu elde edersin. Bu çözüm odaklı terapinin de kabul ettiği bir prensip. Dolayısıyla diyor ki farklı şeyler yap ve çözümü böyle ulaş. Soru sorma, iletişim kurma. Açık uçlu sorular sormaktır. Hangi alanlarda daha başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Mucizenin gerçekleştiğini nasıl anlarsınız? Çevrenizdeki insanlar mucizenin gerçekleştiğini nasıl anlarlar? Bunların hepsi açık uçlu sorular. Gelecekle alakalı sorulara yer verir çözüm odaklı terapi. Sorunun çözüldüğü zamanın hayal edilmesine dayanır. Mesela sorunun çözüldüğünde neler farklı olacak? Gerçekten bu istediklerine kavuştuğunda hayatında nasıl bir insan olacaksın? Bunlar çözüm odaklı terapinin sorduğu sorular. Geldik gerçeklik terapisi ve Glaser'in kuramına. Gerçeklik terapisi sınavda çıkma ihtimali olan bir kuramdır. Teknikleri de öyle. Gerçeklik terapisinin en önemli özelliği sorumluluk almaktır. Yani şöyle söyler, senin aslında yaşadığın problemler ya da psikolojik sorunlar geçmişle alakalı değildir. Hali hazırda şu an yaşadığın sıkıntılardan ve engellenmelerden kaynaklanır diye savunur. İnsanların başarılı kimlik edinmesine vurgu yapan bir kuram olarak da düşünebilirsiniz gerçeklik terapisini. Glaser belli aşamalardan bahsediyor: katılım, şimdiki davranışa odaklanmak, davranışın değerlendirilmesi, işte plan yapmak, anlaşma yapmak, mazeret yok, ceza yok, asla vazgeçme. Yöntemlerine bakacağız. Yöntemlerinden soru gelmeyebilir ama kuramlardan gelecektir. Soruşturma bunlardan bir tanesi. Danışanın kendi hayatı ile ilgili öz disiplin sağlaması için eylem planı oluşturmak amaçlanır bu yöntemde. Yani danışanın kendi davranışlarını kontrol etmesi amaçlanır. Mesela genelde şu sorular kullanılıyor. Ne istiyorsun? Gerçekte istediğin ne? Planın ne? Yapmaya devam ettiklerin seni nereye götürecek? Bu yaptıklarınla nereye varmak istiyorsun? Danışanın somut hedefler kazanmasını sağlayan bir yöntemdir diyoruz. Biblioterapi gene çıktı karşımıza. Kitap okuma terapisi. Glaser özellikle kendi seçim kuramı kitabını danışanlarına okutturuyor. Beklenmeyeni yapma. Danışanların daha yaratıcı ve daha kreatif davranmasını sağlayan yöntemlerden bir tanesi. Mesela şöyle söyleyeyim, semptomu yaşama tercihi danışanın kendisine sunuluyor. Danışan böylece sorumluluk alıyor. Danışan semptomunu yaşamayı tercih ettiğinde, bu öfke olabilir, kaygı olabilir, üzüntü olabilir ya da kızgınlık olabilir. Dolayısıyla da bunun kendi seçimi olduğunu açıkça görüyor. Gel abla, gel. Ya şimdi kendimi gibi oluyoruz. Biz... Çay vakti, evet. Şimdi dolayısıyla da şunu fark ediyor. Eğer ben öfkemi, kızgınlığımı, kederimi, şunu bunu yaşamayı ben tercih ediyorsam, bunun aksini yaşamayı da yine ben tercih edebilirim. Bu sorumluluğunun farkına varmaya başlıyor. Ha, nerede sıkıntı yaşarsın? Sorumluluk alamayan danışanda problem yaşarsın. Yani liseye atandın, çocuğun bir tanesine hedefler koymak istiyorsun. İşte ne bileyim, bu şekilde sorular ve hedefler oluşturuyorsun. Ama gel gör ki çocuk mesela işte öfke problemi var. Bunu eğer sorumluluk duygusundan uzaksa bu öfkesini kontrol etmeyi çok da yapamayabilir yani.
yeni bir çerçeveye yerleştirmek, farklı bakış açısı geliştirmektir. Mesela danışanın temizlikle ilgili kompulsif davranışları olduğunu düşünün, tamam mı? Yani benim temizlik kompulsiyonlarım var. Şimdi danışanın böyle bir özelliği olabilir. İşte sürekli ellerini yıkamak isteyebilir, sürekli ıslak mendille siler, kolonya döker ellerine falan filan. Şimdi dolayısıyla da danışanın aslında bu kompülsiyonunu, ya danışanın biraz temizliğe duyarlılığı var, hassasiyeti var şeklinde açıklamak da aslında bir taraftan bu sorunu sorun olmaktan çıkartıp yeni bir bakış açısıyla anlamayı getirir. Danışan kendini bir hasta olarak konumlandırmaz. Artık hani evet ben biraz temizliğe duyarlılığı olan bir insanım şeklinde de ifade edebilir. Mizah, arkadaşlar dikkat edin, mizah hemen hemen her terapide var. İnsanlar eğlenemiyorlarsa insanlar psikolojik anlamda da iyi değiller. Yani biz ona yaşam doyumu ve yaşam kalitesi adını veriyoruz ya, yani iyi olma hali. Eğlenmek lazım, yaptığımız işte gülebilmek lazım. Öbür türlü böyle şey, duvar gibi bir hayat yaşıyor oluruz. Bu da hiç eğlenceli değil. Terapilerde de bunu kullanıyoruz. Kendini açma. Terapistin kendiyle alakalı düşünceleri hakkında paylaşımlarda bulunması. 2018 ÖABT'de metaforlar geldi. Danışanın metaforlarını terapiye getirmesi. Mesela kendimi ağaca yapışmış bir koala gibi hissediyorum. Çok ilginç. Bu bir metafor. Diyeceksin ki ağaca yapışmış bir koala gibiyken neler yaşıyorsun? Mesela bunlar danışanı anlamayı sağlayan durumlar. Pozitif bağımlılık etkinlikleri, fiziksel etkinlikler ya da meditasyon, işte spor yapmak, rahatlamak, gevşemek gibi gibi şeyler. Sonuçların yaşanmasına izin verme veya sonuçları gösterme. Şimdi bakın insanlar, yani tepki bedeli diye bir şey var. Yani her davranışın bir sonucu mutlaka vardır. Dolayısıyla da şimdi Freud buna direnç derdi ama Bu model farklı bir şekilde ifade ediyor. Şöyle düşünün, danışanın kendi yaptığı sonuçlar üzerine düşünmesini sağlıyor. Sürekli terapiye geç gelen bir danışana bu durumun sonuçları hakkında fikir vermek. Yani şöyle diyebilirsin, siz gördüğüm kadarıyla terapilere biraz geç kalıyorsunuz. Peki bu durumun nasıl bir sonuç ortaya koyacağını düşünüyorsunuz? Sizce bu durumun yaratacağı şeyler neler olabilir diye danışana bunu buldurmak ve sorumluluk almasını sağlamak amaçlanıyor. Gerçeklik terapisini bitirdik. Şimdi çok modelli terapi, MMT dediğimiz şey. Bunlardan bir tanesi, ilk yöntem köprüleme. Basic ID dediğimiz bir şey var. Hatta şuraya yazsam sanki. Basic ID dediğimiz şey arkadaşlar, modaliteleri ifade... Ay aman, az daha gidiyordum. Siz görmediniz ama düşüyordum ben. Neyse, işte buna da gülüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi köprüleme dediğimiz yöntemde ilk seansta ya da terapotik, yani ilerleyen seanslarda terapotik anlamda ihtiyaç duyarsanız kullanabileceğiniz bir yöntem diye düşünüyoruz. Basic ID'de terapist danışanın kendi seçtiği bir modaliteden başlar, zamanla diğer modalite boyutlarına geçebilir diyoruz. Dolayısıyla da danışan kendi ihtiyaçlarına göre modaliteleri seçtiğinde terapist tarafından da anlaşıldığını hissedecektir dememiz gerekiyor. Ha, eğer bu geçişleri sağlarken danışanın range'de olmamasına da dikkat etmek gerekiyor diyoruz. Geldik izleme, farklı modalitelerin sırasının incelenmesidir. Herkesin ihtiyacı farklı olabilir. O yüzden de bizler basic ID'de farklı kombinasyonlar yapabiliriz ve danışandan danışana bu durum değişebilir. Ay, bitti mi? Evet. O zaman yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Şöyle bir toparlayayım sadece. Nelere dikkat edin? Psikanalitik teknikler, bilişsel teknikler, davranışlı teknikler, çözüm odaklı teknikler, Glaser'in gerçeklik terapisi teknikleri, bunlara dikkat ediniz.
Görüşmek üzere.